Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz? Afiyettesinizdir umarım. İyi güzel arkadaşım. İster sayısalcı ol, istersen eşit ağırlıkçı ol. Hiç fark etmez. AYT matematiğe çalışıyorsun olmuyor mu? Denemelere giriyorsun, AYT matematik netleri bir türlü istediğin gibi yükselmiyor mu? O zaman AYT matematikte yepyeni bir sayfa açmaya ne dersin? İşte bu video tam sana göre. Nasıl ki 49 günde TYT Matematik programı yaptık, canavar gibi TYT Matematik'in içinden geçtiysek, ben AYT Matematik için çoktan programımı hazırladım, seni bekliyorum. Sen de hazırım hocam, tamam hocam, elimde kalem, önümde kağıt, seni bekliyorum diyorsan hazır mısın? 65 günde AYT Matematik gelsin. İyi güzel arkadaş, bak şimdi gerçekten sahaya inip gördüğüm olayı anlatıyorum sana. İster eşit ağırlıkçı, ister sayısal öğrencisi olsun. AYT matematiğe başladığımızda işte polinomlar, ikinci dereceden denklemler gibi ilerleyince galiba ben bu işi yapabiliyorum diyorsun. Ama konular biriktikçe ve hayatında o ilk defa gördüğün konular geldikçe, diziler, logaritma gibi konular işin içine girdikçe ne yapıyor? Lastik patlıyor. Ne yapıyorsun? AYT matematikte bir türlü istediğin netlere ulaşamamaya başlıyorsun. Hatta AYT matematik çalışmak yerine kaçmıyor musun? Ya matematik çözmeyeyim ben, dur başka testlerden ilerleyeyim, ne de olsa daha fazla soru çözüyorum demiyor musun? Ama bu işin böyle olmayacağını sen de biliyorsun. AYT matematiğe çalışmadan AYT matematik netleri yükselmez. AYT matematikte soru çözmeden bu iş olmaz. Ne yapacağız biliyor musun? Seninle birlikte AYT matematiğe sıfırdan başlayacağız. Gerçekten temelden başlayacağız ama o rehber matematik klasiğini de hiç bozmayacağız. Nedir o dersen? Tabii ki tanımlar. Evde Hanım matematikte tanımı asla unutmayacağız. Tanımlarla ilerleyeceğiz. Hiç fark etmez. En temelden yine de tanımları vereceğiz. İspatlarla ilerleyeceğiz. Yine de ispatları anlatacağız ve olmazsa olmazımız. Matematik öğrenmek istiyorsak bol bol örnek çözeceğiz. Anlaştık mı? Bunları yaparsak gerçekten AYT matematikte bir yerlere varacağımızı düşünüyorum. Ve ben de bu sebeple senin için ne yaptım? 65 günlük bir program hazırladım. Bu programa videonun açıklama kısmından ulaşabilirsin. Hatta gel ben sana bilgisayarda şöyle bir açayım. Aralık ayında başlıyoruz. 10 Aralık itibariyle AYT matematik programına. Ve 65 günde AYT matematikte polinomlar, ikinci dereceden denklemler, parabol, diziler, limit, logaritma, integral, türev. Hepsini tek tek ispatlarla, bol bol örneklerle, yer yer sen istersen tabii motivasyon videolarıyla süslüyoruz ve yolumuza dolu düzgün gidiyoruz. Anlaştık mı? AYT matematiğin içinden geçmeye var mısın benimle birlikte? Biliyorum, evet. Ya hocam başlayacağız, yine yarı yolda kalmasın. Acaba deneyeceğim yine mi yapamayacağım deme. Bu sefer farklı olacak. Bu sefer gerçekten el ele vereceğiz seninle birlikte. Tanımlarla tek tek en temelden başlayacağız. O soru bankalarını açtığında yavaş yavaş sen de göreceksin çözebildiğini. Yer yer burada kitap önerileri de yapacağız sana. Hatta bu süreç içerisinde nasıl ki daha önceden çıktı biliyorsun, logaritma, diziler, videonun açıklama kısmında da var bizim fasikülümüz. Aynı bu süreç içerisinde limit gelecek, türev gelecek, integral gelecek. Sen bunları da çözdükçe gerçekten taşların yerine oturduğunu göreceksin diye düşünüyorum. Tamam mı? Ey güzel arkadaşım, 65 günde diyorum, evet belki zor gelecek ama 65 günde AYT matematiği gerçekten seninle birlikte bitireceğiz. Bu süreçte bol bol örnekler çözeceğiz. Bu süreçte videolarımız evet biraz uzun olacak. Belki biraz şikayet edeceksin ama azmedip sonuna kadar atlamadan zıplamadan dinlersen, o soru bankalarını açtığında bir şeylerin değiştiğini, o denemelere girdiğinde gerçekten bir adım da olsa ilerlediğimizi göreceksin. O halde daha fazla vakit kaybetmeyelim derim. Sen videonun açıklama kısmına in. Hemen oradan PDF'lerin çıktılarını al. Çünkü polinomlarla başlıyoruz. Polinomlarla AYT matematikte en temelden başlıyoruz. Diyeceksin ki hocam bu işin en temeli polinomlar mı? Yani oradan mı başlayalım? Değil aslında. Fonksiyonlar, ama fonksiyonlar için bambaşka bir seri yapacağız. Sadece fonksiyonlar. Onu ne AYT'ye ne TYT matematiğe koyacağız. Mesela bana sorsalar, hocam matematiğin en önemli, en uzun konusu hangisi dersen, bence fonksiyonlar. Çünkü logaritma da bir fonksiyondur. Çünkü diziler de bir fonksiyondur. Türev de,
integralli limit de bir fonksiyondur. Ya ikinci dereceden denklem o da bir fonksiyondur. Parabol o da bir fonksiyondur. Bu kadar önemli bir konuyu biz niye ikisinden birine koyalım ki? Zaten hem TYT hem de AYT matematikte var biliyorsun. Fonksiyonlar içinde bu süreçte tek başına yalnızca sadece fonksiyonlarla ilgili bir seri de başlatacağız. Onu da bitirdikten sonra göreceksin ki gerçekten AYT matematikte bir yerlere varmış olacağız. Tamam mıyız? Daha fazla lafı uzatmanın anlamı yok diyorum. Ne diyorum? Gönder! Gönder gelsin AYT matematik! Ey güzel arkadaşım, videonun açıklama kısmından aldığında PDF'leri elinde neler olacak onu gösterelim. Öncelikle şu not defterimizi bir kaldıralım kenara. Bak elinde şöyle bir PDF çıktısı olacak. Nedir bu? AYT, RM Tayfa 2020 için hazırladığımız 65 günlük program. Hangi konunun kaç videoda geleceğini gösteren program. Yeşil günler bizim tatil günlerimiz. Bu tatil günlerinde belki birer motivasyon videosuyla da süsleyebiliriz ortamı. Tamam mı? Şimdi bu genel çerçeve. Bunu duvara asıyorsun. Polinomlar 1'i izledim. Polinomlar 2'yi izledim çarpı. Polinomlar 3'ü izledim çarpı. Zinciri kırmadan devam ediyorsun. Peki elinde böyle bir program daha olacak. Bu nedir? Burada da yine polinomlar gibi bütün konuların hepsinin dizilişini görüyorsun. Tatil günlerine kadar hepsi var 65 gün. Yanlarında tarihleri boş bıraktım. Buraya dilersen sen izlemek istediğin ya da izlediğin tarihleri yazabilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Peki bu nedir? Bu da Aralık 2019 tarihinden itibaren başlayacak olan video serimizin hangi gün hangi videosunun geleceğini gösteriyor. Herhalde buradan da takip edebiliyorsun. Aralık, Ocak, bak videolar hepsi burada tek tek hangi gün geleceği gözüküyor. Bu arada bu videoların hepsinin PDF'si videonun açıklama kısmında olacak. Evet 49 günde TYT Matematik'te bazı eleştirileriniz vardı. Bunların hepsini göz önüne alıyorum ve bütün PDF'leri video açıklama kısmından direkt indirilebilecek şekilde hazırlıyorum. Tamam mı? Bunun haricinde ne var tabii? Bu kadar. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. O halde ne yapalım? 65 günde AYT Matematik'te görüşelim. Hoşçakalın.